Gezip de tozlamak lazım değil. Bu kaktüsler ne güzel açmış böyle. Yoksa bir gübre mi veriyorsun? Vermiyor musun? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çoğu herkesin sıkıntısı, açmayan kaktüsler. Bak şunu da göstereyim. Arada reklam yapayım. Bunu da ben kendim aşıladım. Burada göstereceğim kaktüslerimizi. Çoğu çiçekler arkadaşlar. Şimdi bu kısımda da aşılı mohun kaktüs var. Rengarenk olan bir cimromuz var. Astro türlerimiz var. Bunlar da açtı. Biz tozlamasını yaptık. Şimdi bugün bu kaktüslerin nasıl böyle çiçek açtırdığımızı, hangi bir işlem yaptığımızı sizlere anlatacağız. Değil mi oğlum? Evet, yeni oğlum yanımızda. Şimdi geçen gün şu kaktüsün cimlo resmini paylaşmıştım. Hani kök yoktu ama çiçek vardı. Şimdi tozlamasını yapacağım bunun da yapmadan yine göstereyim. Bakın şurada birazcık şöyle bir güneşe karşı gösterirsem kök oluşumu başlamış. Ama maşallah şu an üstünde 3 tane çiçek var. 2 tane daha yavru geliyor. 3 tane daha var. Şimdi bunu tekrar yerine koyuyorum. Şimdi sadece bu öyle değil arkadaşlar. Bakın şurada 5 çiçeklimiz var. Bunu da kaldıracağım. Bu yine bu kök tutmuş. Evet. Bunu kaldırmıyorum. Bunu biraz ellesem. Bakın bir parça kökler atmaya başlamış ve 3 tanesini tozlamışım. Tohum tutturmuşum. Bir tanesi de daha hayatta. Şimdi bunu tekrardan koyalım. Sonradan onu düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar genelde herkes soruyor. Kaktüsüm var 3 senedir, 5 senedir açmıyor, açmıyor, açmıyor. Bu Echinopsis kaktüslerde veyahut da diğer türlerde sıkıntı güneş arkadaşlar. Direkt güneşe koyduğunuz zaman da zarar görüyor. Direkt gölgeye koyduğunuz zaman da bunun gibi hop formu ince uzun oluyor arkadaşlar. Ama bunun formu şu şekilde elips gibi oval bir şekli vardır arkadaşlar bu kaktüslerin. Şimdi biz kaktüslerimizin görmüş olduğunuz gibi geneli kendinden çiçekli. Değil mi oğlum? Benim oğlum da bunları çok seviyor. Biz burada beraber yapıyoruz hem saksının hem çiçekleri. Şimdi arkadaşlar çiçek açmamasının sebebi de genelde kaktüsün keyfinin yerinde olmasıdır. Bu ne demek oluyor? Şimdi hani kötü bir örnek mi olur bilmiyorum. Bir zengin çocuğunun bir eli yağda bir eli balda olduğunu düşündüğünüz zaman evlenir mi? Veyahut da üreme ihtiyacı duyar mı? Duymaz. Kendi hayatını idam ettirmeye devam eder. Hani kendi istediği gibi. Bu kaktüslerde de bu aynen bu şekildedir. Şimdi biz bu kaktüsleri çıkartıyoruz. Yandan yavruları çıkarttığımız zaman kök budaması. Bunu biz genelde hani şunlar sonradan geldi. Hediye olarak geldi. Bunları daha saksını almadık. Şimdi makasımızı da getirelim de öyle yapalım. Evet şimdi makasımızı da aldık. Doğru söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim bu kaktüslerimizde yaptığımız işlem şudur. Kök budaması. Şimdi ilk çıkan ana kökleri kesiyoruz. Bunlar yaklaşık 10 gündür dışarıda olduğu için bunları direkt ekeceğim ben. Kaktüsü kış geçiriyor kendi toprağında. Yine kökünü salıyor. Biz Mart ayında bunu toprağından çıkartıyoruz. Köklerini bir güzel yıkıyoruz arkadaşlar. Köklerini yıkadıktan sonra kök budaması yapıyoruz. Şu yara kısımları kuruyana kadar 10 gün, 15 gün dışarıda kalıyor. Zaten Mart ayında hava nemli olduğu için kaktüslerinizde çok az bir küçülme gözlemleyebilirsiniz. Ama bunun kökü yerini tuttuğu zaman o yine eski formuna kavuşacaktır. Şimdi bizim bol dere kumlu kokopitli toprağımızı bunun şeyine göre tekrardan dolduruyorum. Bu işlemi Mart ayında yapıyorum. Tam böyle bahar gelmeden, bitki uyanmadan bu şekilde tekrar yerini alıyorum. Şimdi bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bu ekinopsislerde özellikle
Büyüdükçe çiçek gözlemlemeniz gerçekten zor olur. Kimisinde, hani ben kendime bile biliyorum, 4 yıl boyunca hiç açmayan çiçeğim. Hani bu neden olur? Biri topraktan, biri gübreden dedi, biri şundan bundan dedi. Yok arkadaşlar, insan gibi bu bitkiler de keyfi yerinde olduğu zaman bir çiçek açmak sen de kullanabilirsin oğlum. Bitkinin çiçek açması, bitkinin üreme ihtiyacından dolayı oluşur arkadaşlar. Eğer bitkinin keyfi yerinde olursa üreyip çoğalmaya bir ihtiyaç duymaz. Buna hani İngilizce'de surviving strateji derler. Bir saniye kameramızı alalım. Buna surviving strateji, yani bir canlının hayatta kalma stratejisini açığa çıkarmak denir bu. Şimdi bazı meyve ağaçlarında da bitkiyi korkutma yapılır. Şey getirir misin oğlum, kırmızı çiçeğimizi? Bitki böyle meyve vermez. Bunun kökünden boğarlar, gövdesinden boğarlar. Veyahut da kimileri gövdeye çekiç, çivi çakar. Veyahut da çekiçle zarar verir. Bu şekilde çiçek verdirmeye çalışır arkadaşlar. Aslında bunun geneli bitkinin hayatta kalma stratejisini açığa çıkarmaktır. Bizde korkutma derler bu işe. Hani bitkiyi korkut meyve vermiyor mu? Korkut o meyve verir. Ama o bitkiye daha çok zarar verir. Hani biz sonuçta çivi çakmıyoruz veyahut da gövdeyi kazımıyoruz, delmiyoruz veyahut da çekiçle vurmuyoruz bu bitkiye. Sadece Mart ayında çıkarıp topraktan çıkarıyoruz. 10 Mart gibi. Bu uzun kökleri buluyoruz. 14 gün, 15 gün dışarıda bekletip sonradan yeni toprağına, yeni gübreli toprağına alıyoruz. Bu şekilde saksı büyütmenize de gerek yok. Çünkü kaktüsün saksısı ne kadar ufaksa o kadar daha verimli oluyor. Çünkü ilk iş bitkinin ilk işi kökleri gövdeye sarmak olacak arkadaşlar. Bu hayatta kalma stratejisini size şöyle de açıklayabilirim. Kötü bir örnek olabilir mi? Evet, biraz kötü bir örnek. Şöyle, diyelim bir insan denize atlayıp intihar etmek istiyor. Denize atladığı zaman çırpınıyor değil mi? Niye çırpınıyor? Aslında onun amacı intihar etmek değil miydi? Hayatını sonlandırmak değil miydi? Evet, kendi düşüncesi öyleydi. Ama vücudu hayatta kalma savaşı verdiği için hayatta kalmaya çalışıyor. Çırpınıyor. Bu bitkilerde de böyle kök kesimi vesaire de herhangi bir zarar gördüğü zaman bitki öleceğini sanıyor ve hayatta kalmak için üreme ihtiyacı duyuyor. Hani ben zaten öleceğim, çiçek vereyim. Bu iş böyle yürüyor arkadaşlar. Bunlarda da bakın aynı işlemi yaptığımız kaktüsler. Bu bugün soldu, bu bizim pembemizdi. Kırmızımız bugün açtı. Bu kaktüslerde de bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bu büyükler, bakıyorum, bunlar kökü iyice tutmuşlar. Bunların dikenleri çok sert olduğu için bunları ellemiyorum. Geçen grubumuzda da paylaşmıştım, herkes şaşırmıştı. Bizim kaktüsler bakıyoruz da açmıyor da bu nasıl açıyor gibisinden. Arkadaşlar yaptığım işlem tamamıyla budur. Kök budaması ve bitkiyi hayatta tutmaya çalışmak, üreme ihtiyacını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim oğlum da uğraşıyor. Arda ne dikiyorsun? Söyle. Ejder meyvesi mi? Söyler misin oğlum? Evet, Arda çok konuşkan olduğu için konuşmuyoruz. Şimdi burada da aynı diğer astro türlerimiz var. Bunları da çiçeğini açtı dün. Bunları da tozladık tohumlarını almak için. Dört gözle beklediğimiz yaklaşık 2 yıldır şu Cimlo türümüz arkadaşlar. Bu yılda 3 defa renk değiştiriyor. Bunun çiçeğini bekliyoruz. Onlar da açtığı zaman bu arkadaşlarla birlikte tozlayıp tohum kesesi yapmaya çalışacağız. Şimdi burada da Ekinopsis'i tozladık. Bu X1 çeşidimizdi. Bunun dışı pembe, içi sarı olan türdü. Hep resimlerine ve saksılara aynı numarayı koyuyorum ki çeşitler karışmasın diye. Biz burada bunlara tohum kesesi oluşturuyoruz. Bakın bu da tutmuş. Bunların üçü de tutmuş. Bunlar daha da kalınlaşacak. Binlerce tohumumuz olacak. Eğer arkadaşlar siz de bu yoldan ilerlerseniz çok güzel çiçekleriniz olur. 3 yıl, 5 yıl beklemenize gerek yok arkadaşlar. Tabii bunu yaparken de bitkiyi öldürmemeye özen gösterin. Şimdi burada hep çiçeklileri de gösteriyorum ama çiçek vermeyenler de var tabii ki. Hani biz onlara da aynı uygulamayı yaptık. Hani onu da size göstereyim.
Bu sonuçta kimsenin morali bozulmasın. Ya arkadaş, ben daha önce şey yaptım, niye benimkiler de vermiyor diye. Şimdi şurayı göstereyim. Bunlar boyut olarak biraz daha ufaklar ama arada iriler de var. Kimisi yavruya çalışıyor, kimisi şeye çalışıyor. Orada fark ettiyseniz çeşit olanların, böyle hibrit türlerin yavruları çok çıkmıyor. Ama şöyle yoğun yavrulu olanlar, klasik türler, beyaz türler, bunlar direkt yavruya çalışıyor. Şimdi bunları ben toplayacağım. Şu hale gelmelerini bekliyorum çoğunun. Yani en azından böyle bir 3 santim çapına gelecekler. Ondan sonra toplayacağım. Şimdi kimi arkadaş da bunu bırakıyor, böyle bir saksıya böyle yığın yığın doluyor. Öyle bir şey yaparsanız kaktüsün formu bozuluyor arkadaşlar. O yavruları beslemeye kalkıyor. Yavrular da onun çocuğu olduğu için ilk işi tabii ki bu bitkinin çocuklara bakmak oluyor. Siz bu yandan çıkan yavrular 2 santim, 3 santim çapına ulaştığında aynı şu şekilde siz bunları aradan ayırıp hop yavruları ayrı bir kaba alabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama benim bu çiçekli, bol çiçekli kaktüslerimin sebebi budur arkadaşlar. Daha doğrusu benim yaptığım uygulama budur. Bakın şurada bir şey daha göstereyim size. Bu da benim sütun kaktüs. Saksısını geçen gün fırtınada devirdik. Üstüne astro aşılar yaptım. Tabi dibinde sadece çakıl var bunu tutması için. Dibi taze olduğu için toprak koymadık çürümesini önlemek adına. Şimdilik bu kadar. Daha fazla bir şey söyleyecek miyiz Arda Bey? Söylemeyeceğiz mi? Tamam arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olup destek olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Marmaris'ten hepinize sevgiler, saygılar. Böyle bir